Hepinize günaydın arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Daha doğrusu benim için günaydın. Çünkü şu an sabah saatlerindeyiz. Yeni kalktım. Kahvaltımı yapmadım. Şimdi sizle yapacağım kahvaltıyı paylaşmak istiyorum. Şu an bunu iki porsiyonluk yapacağım. Kardeşim ve benim için. Bu tarif benim bayağı yani 3-4 senedir belki yaptığım bir tarif. Sürekli yemiyorum. Arada sırada yiyorum. Ama tadını gayet beğeniyorum. Eğer siz de diyetteyseniz ve değişik bir kahvaltı yapayım diyorsanız ya da diyette olmanıza gerek yok. Şu bile olabilir. Akşam bir yere yemeğe davetlisiniz ya da akşam arkadaşlarınıza büyük bir kaçamak yapacaksınızdır ve pizza hamburger partisi falan vereceksinizdir. Bilmiyorum. Ya da ne bileyim tatile gidiyorsunuzdur. Tatil dönüşüdür. Ne olmasın, ne olursa olsun. İlla diyette olmanıza gerek yok bu tarifi uygulamak için. Çok yüksek kalorili bir öğün yapacaksınızdır. Böyle bir planınız vardır. Ondan öncesinde de böyle bir şey yiyerek dengeleyebilirsiniz. Ha, şu an vereceğim tarif çok az kalorili bir şey mi? Değil. Ama çok sağlıklı ve aşırı tok tutan bir şey. Yani uzun süre aç kalacağınızda da ya da diyette olacağınızda da ya da ne bileyim akşamında dediğim gibi böyle çok yüksek kalorili bir yemek yiyeceksinizdir. Ondan öncesinde hani bir öğün yiyeyim. Tam yiyeyim, güzel yiyeyim, sağlıklı olsun. Sağlıksız olmasız diyorsanız da bu tarifi uygulayabilirsiniz. Ben böyle çok yemek ayrımı yapan bir insan değilimdir. Damak zevkim de açıkçası yani iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden dolayı içiniz rahat olabilir. Bu tarifi yaparken ya beğenir ya beğenmezsen falan demeyeyim. Demeyin. Konuşamıyorum. Neyse. Şöyle tarif edeyim hatta tadını. Böyle sanki biraz da tarçın falan katacağım. O yüzden biraz böyle ben sütaç andırıyorum tadını. Bilmiyorum çok benzemiyor ama hafif andırıyor. Tatlı bir şey oluyor zaten. Çok tuzlu bir tarif değil zaten. Malzemeleri de şimdi gösterdiğimde anlayacaksınız. O yüzden içiniz rahat olabilir. Ayrıca dipnot olarak şunu da belirtmek istiyorum. Bu tarifin içinde şu an evinizde olmayan şeyler olabilir. Ana malzemeler haricinde yulaf ve süt haricinde olmayanlar olabilir. Onlarsız da yapabilirsiniz. Ya da ben zaten size malzemeleri gösterirken şu olmazsa bu olur. Yani bunun yerine şunu da kullanabilirsiniz diye de alternatif şeyler de söyleyeceğim. O yüzden içiniz rahat olsun. Tarifi kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi tarife geçelim. Umarım beğenirsiniz. Malzemelerimizin hepsini şu an burada görüyorsunuz. Bunları merak etmeyin. Küçük küçük şeylerle porsiyonlayacağım da. Hani o şekilde de göstereceğim ne kadar ölçüde kullanacağınızı. Şu an hepsinin tamamını yine bir göstermek istedim. Gördüğünüz üzere iki tane muz kullanacağız. Biraz bal kullanacağız. Böyle güzel bir balımız var. Çok tatlı değil mi şu? Burada chia tohumumuz var. Burada tarçınımız var. Süt ve yulaf ezmemiz var. Yulaf ezmesi illa böyle bu marka glutensiz olacak diye bir kural yok. Ben sadece evde bu olduğu için bunu kullanacağım. Normal yani bildiğiniz yulaf şunlardan zaten hatırlarsınız. Bu yulaflarınızdan varsa herhangi bir marka herhangi bir şey de olabilir. Yani dediğim gibi illa glutensiz olmasına gerek yok. Şimdi sizin için bunları porsiyonlayayım. Tekrar göstereceğim. Evet, şimdi de malzemelerimi porsiyonladım. Size şu an 2 kişilik tarif vereceğim. Ne kadar diyorsam onun yani 1 bölü 2'sini yarısını koyarak da tek kişilik sadece kendinize de hazırlayabilirsiniz. Burada 2 tatlı kaşığı kadar chia tohumu var. Kendinize yapacaksanız 1 tatlı kaşığı koyarsınız. Ben zaten açıklamaya 2 kişilik porsiyonu da yazacağım. Dediğim gibi onun yarısını yaparsanız tek kişilik çıkar. Burada 2 çay bardağı kadar tarçın, 2 su bardağı süt kullanacağız. Tek porsiyon kullanırsanız dediğim gibi 1 su bardağı da yeterli. Bu tam 200 milimlik bir su bardağı ölçüsünde bu fincan. Burada 6 yemek kaşığı yulaf ezmesi var. Artık yarılarını söylemeyeceğim, onu hesaplarsınız. Burada balımız var. Balı, yani bunu da böyle 1 tatlı kaşığı kadar falan koyacağım. O yüzden çok porsiyonlamak istemedim. Bunu zaten yani tencereye koyarken ne kadar kullandığımı tekrar söylerim. Ama dediğim gibi bir porsiyona 1 tatlı kaşığı, 2 porsiyona da 2 tatlı kaşığı yeterli olacaktır. Şimdi bu muzlar neden böyle gözüküyor diyebilirsiniz. Sebebini açıklayayım. Az önce gösterdiğim 2 muzdan bir tanesi bu. Birazcık şöyle kararmış. Bir tanesini kullanmadım. Diğerini şöyle yaptım. Yani burada 2 tane muz var gibi düşünün siz. Burada 2 tane küçük muzum vardı. Bir muz yerine geçsin diye öyle doğradım. Yani burada aslında 3 tane muz var ama şu 2 tanesi küçük muz olduğu için bir tane yerine geçiyor. Diyebilirsiniz neden bu kadar kararmış. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Eğer evinizde kararmış muz varsa zaten atılmasın diye önce onu kullanın. Bu bir. İkincisi şu gördüğünüz ezilmiş daha kararmış muzları şimdi tarifte göreceksiniz. Yulafın içinde kullanacağım. Tarifin içinde. Bunu süs olarak üstüne kullanacağım. Neden böyle bir şey yapacaksın derseniz de
Şu kararmış muzlar, gördüğünüz üzere kararmış muzlar daha da ballandığı için daha güzel tat veriyor içinde ve onu yulafın, yani tarifin içinde ezeceğimiz için daha güzel eziliyor. Şimdi zaten tarifi yaptığımda daha net bir şekilde aklınızda oluşacak. Merak etmeyin. Ben zaten videonun açıklama kısmına da gramajlarını, malzemelerin hepsini tek tek yazacağım. İçiniz rahat olsun. Şimdi tarife geçelim. Şimdi bir bardak sütümü tencereme aldım. İkinci bardağımı koyuyorum. Şöyle. Şimdi ise yulaflarımı koyacağım. 6 yemek kaşığı yulafımı. Böyle koydum. Ocağımı da açıyorum. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili şöyle söyleyeyim size. Bu birazcık sabır isteyen bir iş. Yani bundaki amacımız şu attığımız yulaflar sütün içinde eriyor. Süt de tabii kaynaya kaynaya biraz böyle fokurduğu ediyor. Bir kıvam alıyor tabii. Biraz da buharlaşıyor galiba. Yani daha güzel özleşiyorlar. Biraz daha böyle nasıl desem muhallebi kıvamında. Sütaç kıvamında. Zaten gerçekten sütaça benziyor ya. Görüntüsü de şimdi benzeyecek. Hani sütacın içinde pirinçleri olur ya küçük küçük. Bu yulaflar da eriyip biraz daha küçülecek. Aynı bildiğiniz sütlaç kıvamında. Ne böyle çok katı, ne çok sıvı. O bildiğimiz kıvamında. Bunlar da içinde pirinç gibi gözükecek böyle dediğim gibi. O şekilde bir kıvam oldu. Ay, ah. Neyse yapacak bir şey. Bir yandan video çekip bir yandan karıştırınca böyle oluyormuş. Neyse olur böyle kazalar. Birazcık sütünü sıçradı. Böyle birazcık sabırla karıştıracaksınız. Ve nihayet muhallebimiz diyecektim yalnız. Yulaflı tarifimiz hazır. Yani kıvamı şu an gördüğünüz üzere. Tam bahsettiğim gibi sütlaç gibi görüyorsunuz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi 2 çay kaşığı tarçınımızı tarifimize ekliyoruz. Sonra balımızı ekleyeceğiz. Önce bir şunu biraz karıştıralım. Şu an yani size bunun kokusunu gerçekten ulaştırmak isterim. O kadar nefis kokuyor ki. Bu arada şimdi şunu söyleyeyim. Bal koyacağız, tarçın koyacağız ya. Bal ve tarçın yerine evde yoktur ya da sevmiyorsunuzdur. Bir yemek kaşığı pekmez de kullanabilirsiniz. Bir porsiyon için. 2 porsiyon için de 2 yemek kaşığı pekmez kullanabilirsiniz. Çiğ tohumu evde olmayabilir. Zaten çiğ tohumunu üzerine koyacağım. Çiğ tohumsuz da yapabilirsiniz. Yani maksat aslında bu az önce gördüğünüz sütle yulafın özleşmesi. Ondan sonra tatlandırmak için hiçbir şey bile olmadan sade sade de yiyebilirsiniz. Ama o zaman tadı çok tatsız oluyor. Bakın kabarcıklarımıza çıkmaya başladı. Dediğim gibi sadece bal koyup öyle de yapabilirsiniz tarçınsız. Sadece tarçın koyabilirsiniz, muz koyabilirsiniz. Yani kendi kafanıza göre de böyle yapabilirsiniz. Ama benim gösterdiğim gibi yaparsanız ayrı bir lezzet de oluyor şimdi yani yalan yok. Şimdi balımızı ekleyelim. Bakalım bunu nasıl bununla ekleyelim. Çok şunu dipnot vermek istiyorum. Bununla koyacağım şimdi. Bununla koymamın sebebi balı siz de evde tatlı kaşık olabilir. Ya da bunlardan bulursanız alın mutlaka. Gerçekten çok tatlılar. Balın içine metal kaşık soktuğunuzda bozuluyor diye duymuştum. Ki gerçekten belki siz de duymuşsunuzdur. Öyle diye de biliyorum. O yüzden şimdi bundan böyle 2 tane ekleyeceğim. Bu da işte aşağı yukarı 2 tatlı kaşığı yapacak. Arkadaşlar az önce dediğim gibi balımı ekledim. Şimdi şurada gördüğünüz bu kararmış muzlarımızın içine ekleyeceğim. Bunu değil ama sadece şunları ekleyeceğim. Şimdi bunları böyle içinde eziyorum. Ta ki eriyip buna daha da biraz daha katı bir kıvam verene kadar böyle gördüğünüz gibi eziyoruz. Yapması da aşırı zevkli ya. Hani... Bilmiyorum siz de benim gibi yemek yapmayı falan seviyorsanız bunun yapımı da insanı bayağı da zevkli. Yani mutlu ediyor açıkçası. Böyle 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 eziyoruz.